Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımızı yeniden adlandıracağız. Ve aynı zamanda oturumumuzun da adını yeniden adlandıracağız. Şimdi bilgisayarın adıyla oturumun adı farklı. Bilgisayar sistemin adı, oturumsa kullanıcı hesaplarının adıdır. Bunun için bilgisayarımıza geliyoruz. Sağa tıklıyoruz. Özellikler dedik. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Bilgisayarımızın adı neymiş? Windows. Uzunca bir şey. Ayarları değiştir dedim. Şimdi bu bilgisayarı yeniden adlandırmak için değiştire tıklayın diyor. Değiştire tıkladım. Buraya bilgisayarın sistem adı diye yazdım. Bir dahaki videoda arkadaşlar şu etki alanı ve çalışma grubu ne işe yarar? Bilgisayarı domain almayı göstereceğim. Bunun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Teşekkürler. Şimdi bilgisayarımızın adını bilgisayarın sistem adı diye değiştirdik. Tamam dedim. Boşluk olmadı. Boşluk olduğu için hata verdi. Aynı zamanda Türkçe karakterlerde olunca. Bundan dolayı şöyle bir öğrensinlik. Tamam dedim. Yeniden adlandırmak istiyor musunuz diyor. Evet dedim. A 15 byte'la sınırlı olduğu için kabul etmedi. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi yeniden değil, sonra yeniden başlatabiliriz. Yeniden başlatıldıktan sonra değişecekmiş. Yeniden başlatalım o zaman. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bu arada arkadaşlar, VMware Windows 7 nasıl kurulur veya Windows 10 hepsi aynı zaten. Windows nasıl kurulur kısaca? Onun videosu da var kanalımda. Merak edenler için izleyebilirler. Bilgisayarımız başlatılıyor şimdi. Bilgisayarımız başlatıldı arkadaşlar. Bilgisayarıma geldim. Özelliklere tıkladım. Şu anda bilgisayarın adı, bilgisayarın sistem adı diye değiştiğini görüyoruz. Şimdi oturumumuzun, kullanıcı adımızı nasıl göreceğiz? Oturumumuzu kapatarak görebiliriz veya denetim masasından görebiliriz. Hemen Windows R'ye bastım, çalıştım dedim. CMD kamu satıma geldim. Shutdown yazıyorum. Taksim işareti ve L'ye bastım. Enter'a bastım. Size bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda iki tane kullanıcı hesabı varmış. Ali ve Ali 2 diye. Benim şu anda aktif kullandığım bu. Buna tıkladım. İsmimiz Ali'ymiş. Bunu değiştireceğiz. Yani bilgisayar adıyla, kullanıcı adıyla sistem adı farklı. Hem bunu görmüş olduk burada. Şimdi onu nasıl değiştireceğiz arkadaşlar? Denetim masasına geldim. Kullanıcı hesaplarına geldim. Hesabınızın adını değiştirmeye tıkladım. Windows 10'da da aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir fark yok. Kullanıcı adı dedim. Boş bırakmayalım yine. Adı dedim. Adı değiştirelim. Adımız değişti arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Herkese sağlıklı günler dilerim.